Bu videoda asitlikten veya diğer adıyla asiditeden bahsedeceğiz. Özellikle de pH ölçeğine odaklanacağız. Şimdi akıllara gelen ilk soru şu. pH neyin kısaltması? Aslında H'ın neyin kısaltması olduğu belli ama P'nin ne demek olduğu konusunda çeşitli fikirler var. H hidrojenin kısaltması bunu biliyoruz. Kimilerine göre pH hidrojenin kuvveti tamlamasının İngilizce kısaltması. Kimileri hidrojenin potansiyeli anlamına geldiğini savunuyor. Kimileri de hidrojenin kapasitesi demek olduğunu düşünüyor. Peki ama tüm bu karışıklık ne anlama geliyor ve hidrojeni neden bu kadar önemsiyoruz? Hidrojen özellikle de pozitif hidrojen iyonu ki iyon yüklü molekül demek, bir şeyin ne kadar asidik veya bazik olduğunu belirleyen en önemli etkendir. pH ölçeğinin 0'dan 14'e kadar uzandığını göreceğiz. Elbette tam ortada 7 var. Sol tarafta kalan yani pH'ı 7'den küçük olan maddeler asidik olarak kabul ediliyor. Yani pH'ı 0 olan bir madde çok 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 asidik bir madde oluyor. Sağ tarafta yer alan maddeler ise bazik olarak nitelendiriliyor. Ee, evet yani ortada yer alan maddelere de ne diyoruz bu durumda arkadaşlar? Nötr. Ortada kalan maddelere de nötr maddeler deniyor. Bazen bazik sözcüğü yerine alkali sözcüğünün kullanıldığını görebilirsiniz. Aslında alkali sözcüğü Arapça elkali sözcüğünden geliyor. Eski Arap kimyagerler günümüzün tabiriyle çok bazik olan maddelerden söz ederken bu kelimeyi kullanırmış. İyi ama bir şeyin asidik olması ne demek? Bazik olması ne demek? Ve bunun hidrojen iyonlarıyla ne alakası var? Bu videoda çok fazla detaya girmeyeceğim ama asidik maddeler genellikle bol miktarda hidrojen iyonu içerir. Bazik maddelerse o hidrojen iyonlarıyla reaksiyona yani tepkimeye girme eğilimi gösterir. Asidin ve bazın başka tanımları da var ama o tanımları kimya derslerinde inceleyeceğiz. Sonuçta asiditenin pH terimiyle olan alakası bu diyebiliriz. Şimdi asidik ve bazik maddelere örnek vermemiz gerekirse bu tabloda bazı örnekler var. Bu tabloda aşağı doğru ilerledikçe asidite artıyor. Gündelik yaşamımızda yer alan ve bir hayli asidik olan şeyler arasında bazı meyveleri sayabiliriz. Mesela limon, greyfurt ve portakal suyu oldukça asidiktir. O nedenle ölçeğin alt ucunda yer alıyorlar. Bir şeyin asidik olduğunu ele veren işaretlerden biri, keskin, ekşi bir tada sahip olmasıdır. Limonu düşünün. Ölçeğin diğer ucuna yani bazik maddelere baktığımızda ise, çamaşır suyu, amonyak çözeltisi gibi şeylere rastlıyoruz. Daha da yukarı çıktığımızda, sıvı lavabo açıcı gibi aşırı bazik bir madde görüyoruz. Bu tür maddeler daha çok bulamaç kıvamındadır. Mesela esasında sabun bile oldukça bazik bir maddedir. Yenebilir bazik maddelerin tadı acı olur. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim ve tekrar tekrar altını çizeyim. Çok bazik veya çok asidik olan hiçbir şeyi yemenizi ya da içmenizi tavsiye etmem. Çünkü pH ölçeğinin uçlarında yer alan, yani aşırı derecede bazik veya aşırı derecede asidik olan maddeler, mesela pil asidi veya hidroklorik asit gibi, o kadar reaktiftir ki size çok ama çok zarar verir. Derinize damladıklarında bile zarar verebilirler yuttuğunuz zaman sağ hücrelerinize zarar verir hatta sizi öldürebilirler. Yani bir maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu test etmek için sakın tadına bakmaya kalkmayın. İlla bir şeyin tadına bakacaksanız pH ölçeğinin ortalarında yer alan bir madde olmasına dikkat edin. Asidik ve bazik maddeler üzerine epey konuştuk. Oysa nötr e, kabul ettiğimiz maddeler de bir o kadar enteresandır. Mesela kanımız bayağı bir nötrdür. Bu doktorların baktığı ve önemsedikleri bir değerdir. Çünkü eğer kanımızın pH'ı birazcık yükselirse veya düşerse bu ciddi sorunlara yol açabilir. Deniz suyu da neredeyse nötr bir maddedir. Süt de nötr olmaktan çok uzak sayılmaz. Bu arada pH ölçeğini doğru okuyabilmek veya asitlik ve bazlığı doğru değerlendirebilmek için bunun doğrusal diğer bir deyişle lineer bir ölçek olmadığını bilmek çok önemli. Örneğin pH'ı 8 olan bir madde pH'ı 4 olan bir maddeden 2 kat daha bazik değildir. pH ölçeğinde bir seviye yukarı çıktığımızda, mesela pH 4'ten pH 5'e geldiğimizde bazlık 10 kat artar. Dolayısıyla pH'ı 4 olan bir madde pH'ı 8 olan bir maddeye göre 10, 100, 1000, 10.000, 10.000 kat daha asidiktir. Evet. Aynı şekilde pH'ı 8 olan madde pH'ı 4 olan maddeye göre 10 100 1000 10000 10000 kat daha baziktir. Şimdilik burada bırakıyorum. pH dengesi veya kan pH'ı gibi terimler duyduğunuzda kulak kesilin. Biyolojide ilerledikçe pH'ın bazı biyolojik reaksiyonları nasıl etkileyebildiğinden de söz edeceğiz. Özellikle kimyada pH bize ne tür bir reaksiyonun gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyecek.